Merhabalar, hepiniz Caps Lock Podcast'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki her hafta iş hayatında başarılı insanlar ve girişimcilerle sohbet ediyoruz. Bölümümüze başlamadan önce küçük duyurularımızı yapmak isteriz. Bütün bu sıcak haberleri girişimcilik dünyasından hem Türkiye'de hem globalde hem de orijinal içeriklerimizi takip etmek için bizi lütfen Instagram'da takip edin. Ve açıklama kısmında bir Patreon linki var. Bizlere destek olmak istiyorsanız o linke tıklayıp bütçenize uygun olan paketle bize destek olabilirsiniz. Bu bölümde yanımızda Duygu Akbudak var. Denebunu.com'un co-founder'ı mı? Hani orada ne desem yanlış olmaz. Direkt founder değil mi? Ya co-founder ve CEO'su Ha. diyebilirsin. Nasıl istersen. Yani iki Tamam. kurucu ortak kurduk biz. Hı. Yani co-founder Ta ve aynen. CEO diyebilirsin. Orada bir emin olamadım. Çünkü LinkedIn'de founder yazıyor ama iki ortak olduğunu daha önce biliyordum. Hani o yüzden bir sorayım dedim. Yurt dışındaydı ilk kurduğumuz beraber ortam Hı. başlarda. Ondan sonra şimdi değiştirdim zaten LinkedIn'de de. Yani Öyle mi? nasıl hani rahat edersen. Ya benim için hiçbir farkı yok. İkimiz de şirketin kalbiyiz yani. O Aa, yüzden çok güzel. O zaman istediğin gibi takıl. şirketin kalplerinden biri Duygu Akbudak bölümümüzde. Hoş geldiniz. Duygu hoş Hoş geldin. buldum. Hoş buldum. Ben direkt Dene Bunu'dan bahsetmeni rica edeceğim. Ardından mükemmel sorumuza geçeceğiz. Ya Dene Bunu kısaca ne yapar onu söylesen yeter. Tamam, dene bunu. Markalarla bizleri, yani hepimiz bir ürünün tüketicisiyiz ya da bir servisin hizmeti. Tüketicileri bir araya getiren ve ne yaparsa yapsın özünde tüketicinin sesini duyurmayı amaçlayan bir platform. Türkiye'deki en büyük üyeli platformlardan biri diyebilirim. 2,5 milyon üyeli bir ailemiz var. Böyle. Çok yani mükemmel. O zaman biz de mükemmel sorumuzu soruyoruz. Duygu Buyur. Akbudak kimdir? Duygu Akbudak 32 yaşında. Hayatı dene bunu şu anda olan. Hı. Bundan önce yaklaşık 8 sene kurumsalın tozunu yutmuş. Ve 27 yaşında, yani 5 sene önce dene bunuya başladığında kendini keşfeden bir birey. Keşfetmekte neyi şey yapıyoruz? Neyden bahsediyoruz aslında? Dene bunun hayatına girince duygu olarak sen kendinde aa demek ki ben buymuşum dediğin şey ne tam olarak? Ya bence girişimcilerin hepsinde, yani sohbet etsek ayrı ayrı hepimiz bir araya gelip gerçekten bunun ortak bir nokta olduğunu düşünüyorum. Hı. Ben girişimcilik dünyasına girdikten sonra içinizdeki potansiyeli keşfediyorsunuz. Yani benim içimde hiç tanımadığım duygular varmış ya. Paralel evrendeki 10 tane duyguyu sanki dene bunu başarabilmek için bir araya getirdiğim bir bedendeyim şu anda. Bundan önce pazarlama dünyasında çalışıyordum kurumsalda. İşte bir marka müdür yardımcısıydım. Finans analist olduğum yıllar vardı. Orada finans analist, yani kurumsal bir duygu vardı. Dışarıda işte sosyal bir duygu vardı. Birkaç tane duygu vardı aslında. Ama burada bir işi kurduğunuz zaman ilk günde muhasebe ekibiniz yok, finans ekibiniz yok. Duygu hem operasyoncu, Duygu hem finansçı, hem muhasebeci, hem yatırımcı ile konuşan, sanki 10 kişilik ekibi 20 kişilik daha ilk günlerde varmış gibi role playing yapan. Ama aynı zamanda 1.000 tane, 1.100 tane faturayı, matbu faturaya böyle seri üretim yalayıp imza atan, o zamanlar, ilk zamanlarda tabii. Bir insanda o gün şunu görüyorsunuz: Zamanlarda 1100 ben bunu fatura hiç yapabilirmişim. fena Yani değil. sonra işte e-faturaya o kadar fazlaymış. Şaka tabii. Ya öyle bir gün oldu ama hani 1.100 faturaya bir hafta sonu, nasıl yani, ilk defa tüketicilere, üyelerimize kutu satmaya karar verdiğimiz akşam. Tabii beklemiyoruz, Aa, böyle 100 tane 200 tane satılır 2017'de. Tabii o güne kadar B2B bir firma olduğumuz için ayda evet. işte diyelim ki 40-50 fatura kesiyoruz markalara. O da ay sonunda bir gün, o zamanlar işte yani mali müşavirimiz var ama içeride bir muhasebe finans ekibi yoktu sene, yani 2016. Kendim kesebiliyordum birkaç platformu online kullanıp. Ama ne zamanki tüketici kutusu açtık, insan tabii girişimciyken şeyi en başlarda düşünmüyor. 2 adım sonra düşünüyorsunuz, 3 adım sonra, 5 adım sonra bazen olmuyor. 100-200 kutu satarız dedik. İlk gecede 1.000 küsur kutu satılmıştı. Faturalar, hani
bunları tüketicilere nasıl scan edip yollayacağız? Hemen işte online bir platform vardı. Hemen onu aradık. Hafta sonu 6'da mesai bitmiş. Acile bağlanıyoruz. Hani bir şekilde bize API ile şey yapabilir misiniz entegre? Ben 1100 tane Excel'i yükleyemem için şeklinde. Yani böyle o günlerde diyorsun ki benim içimde bunu tuttuğunu koparan da bir duygu varmış. Yani evet, birileri sizin hakkınızda duygu şöyledir böyledir diyor hayatta. Ama sizin kendinizin görmesi bambaşka bir duyguymuş. Ben onu gördüm. Çok hani güzel. gece 2'de depodan çıkıp deterjan içi dolu ve kokan arabada bütün camları açıp eve gittiğim duygu da oldum. Onları yapabilmek çok önemli. Sınırlarınızı görüyorsunuz yani. Ne kadar delirebildiğinizi, pes ettiğiniz anları ya da yorulduğunuzda bu da ayrı bir tatmin nasıl durumu. Aynen. Her Yani şeyin tekrar altından kalkıp kalkamayacağını en hardcore'da denedin. Yani o oyun level'ları vardır ya, bir oyuna başlarken play dersin ve easy mi, medium mu, hard mı? Yani hakikaten Aynen. hard'da denediğin bir, yani. Sen eğer Aynen. girişimci olduysan, herkes için geçerli değil tabii ki. Ama çoğunlukla diyeyim, hayatın modunu bir hard'a alıyorsun. Ve aslında kendini de kesinlikle tanımış ve görmüş oluyorsun. Bu Aynen. çok güzel bir şeyden bahsettin. Hani açıkçası inanıyorum ki dinleyen birçok arkadaşımız burada aynı duyguları paylaşıyor ve aa evet diyor. Ben şey sormak istiyorum. Şu an dene bunu 2017'de aslında şekil, yani pivot etti mi demeliyiz? Ondan önce sen ne olarak düşündün de ne olarak kurdun dene bunu? Ya şöyle Nereden olması aklına geldi? ilk Daha neydi? da evet yani. Tamam, şöyle oldu. Ben işte 2011'de mezun oldum ama öncesinde de 2 sene falan staj yapmıştım aynı şirkette. 2011 ile 13 arası finans yapıyordum. Sonra ben aslında marketing yapmak istediğime karar verdim ve çok zor geçtim marketing yani. Çünkü bir sürü arkadaş mezun oluyor hani ve benim deneyimim yok. Ben işte deneyimli biri olarak nasıl yer bulacağım falan. Neyse, sonra ben bir şekilde Emlen gene yaptım ve iyi bir şirkette pazarlama departmanına başladım. Orada çalışıyorum ve çok mutluyum. Yani Bu arada kariyerim isim ilerliyor. verebilirsin Duygu. Hani Aynen, bizim öyle mi? herhangi Okey. hiçbir Verebilirsin sıkıntımız yok. sıkıntı değilse. Aynen, yanlış şey oldum. Sıkıştım, Yok vereyim mi yok. vermeyeyim mi sormadım da. Yani Coca-Cola Company'ne başlamıştım ilk şey hayatıma. Doğadan Lütfen, çay hatta tarafında. bunu lütfen ver bize yani Duygu. Böyle Tamam. isimleri Aa, tamam. Ya Coca-Cola benim hep dream gizlemiyoruz. company'mdi. Ve yani üniversite 2'de staja başladım ben orada. Haftada 3 gün gidiyordum. O mezun kep attığımız gün yanımda oturanları tanımıyordum. Hani o kadar okulla böyle şeyim kopmuştu. İş hayatına çok erken girmiştim. Ve tek amacım vardı işe girmek Coca-Cola'da. Mezun oldum, girdim. Çay tarafına bakmıştı işte, doğadan da finanstaydım. Ama hep böyle beni bir şeyler güdülüyordu. Yani daha ben hiperaktif biriyim. İşte 8 saat bilgisayarla baş başa kalabilecek biri değilim. Mesela pazarlama yapabilir miyim kreatif tarafı? Neyse, sonra ben Kimberly Clark'a geçtim pazarlama departmanında. Huggies, bebek sektörüne. Ve orada üçüncü senemde her şey iyi Orası da gidiyor. çarpışmalı bir sektör yani. Evet, bebek sektörü aynen kalabalık ve zordur. Yani şöyle, orada da her şey iyi gidiyordu. Yani ben mutluydum. Ama o yüzden kendinizi keşfetmeniz çok önemli diyorum. Şimdi bakıyorum da çok başarılı bir duygu orada değilmişim. Ben promotion almamıştım mesela, ya brand manager olmak istiyordum. Yani çok uzakta değildi, hani olabilirdim. Mesela olsam hayatta dene bunu kurmazdım. Ben çok o konuda loyal'ımdır, bağlıyımdır. Her şeyde bir hayır vardır. Şimdiki aslında genç hani jenerasyona baktığımda daha kısa süreli çalışabiliyorlar bazı şirketlerde. Benim zamanımda daha şey vardı, en az 2-3 sene kal orada, hani kötü durursun falan. Neyse, ben yaşayıp gidiyorum. Mutluyum ama nasıl bir journey'im var orada? Şöyle var. İşte marketing, yani bir brand manager olman için ne yapman lazım? Bir bütçe yönetmen lazım. TV, reklam, dijital, sampling, PR, bir sürü kalem var. Bu zaten birçoğu markada da benzer şekildedir. Ve bazı kodlar vardır takip etmeniz gereken. Yani bu yıllardır hep böyle yapılır. Siz de onu follow edersiniz. Bu kalemlerden biri de bu bütçe harcanan ürün deneyim sürecidir, sampling. Bu çay kategorisinde de vardı doğadan da. Huggies'de de vardı. Yani birindeki hedef kitlen 3 sene senin aslında marka olarak kategorinde kalan anneler. Çünkü 4. yaşta bebek kullanmıyor bebek bezini. 3 sene recruit ediyorsunuz o tüketiciyi. Ama çay lifetime mesela farklı
tarzları olsa da günün sonunda her markanın, her servisin telekomünikasyon düşünün, kontür free hediye ederlerdi. Hala yapıyorlardır muhtemelen. Amacı denetmek. Çünkü denetmeden brand shifter dediğimiz, yani rakip markayı kullanan kişiyi size, kendinize şans verdirtemiyorsunuz. Bunun da yine bazı yöntemleri vardı. Nedir? İşte bebeği olan bir anneyse hastanelere ürün tedarik etmek. Hani yeni doğduğu anda bebeğe hemen bez takalım da işte o markayla başlasın. Ya da bir deodorant markası ise spor salonlarına. Bu çok klasik, yıllardır olan şeydir. Ama bunların hepsinde bir şey eksikti. Okey, ürünü denetiyoruz. Çok güzel. Tüketicimiz neredeyse orada geziyoruz. Peki kadın ne düşünüyor? Geri kadın satın yok. Aldı mı? Aynen. Ve en önemlisi hep satış pazarlama toplantılarının en büyük kaosudur. Bu para harcanıyor ama geri dönüşü ne oluyor? Tüketici satın aldı mı ki satışa dönüşünü kanıtlayamıyorsunuz. Şimdi dijitalin bu kadar senelerdir arttığı bir dünyada hayatımızda, ki benim yani benim zamanımda 2012'lerde şeydi. TV bütçemiz çok yoksa dijitale hani daha fazla baskı yapalım derdik. Dijitalin ilk böyle hani emerging olduğu dönem. Ama şu anda artık olmazsa olmaz. O zamanlarda ben şunu sormaya başladım. Ya bu kadar old school metodlarla, işte sokakta hostes arkadaşlarımızla yapılıyor bu çalışmalar. Sample'lar nereye gidiyor belli değil. Review alamıyoruz. Ben bunun satışa döndüğünü kanıtlayamıyorum. Her sene sonunda şu kadar üyeye, tüketiciye ulaştım diyorum. Ama gerçekten ulaştım mı bilmiyorum. Yani kendimi mi kandırıyorum? Sonra bunları düşünürken dedim ki, bizim işte Amerika'daki web sitesinde o zaman çalıştığım markanın bir claim ve sample butonu vardı. Hani üye oluyorsun, sana numune yolluyorlar. Ben de Türkiye'de adapte ettim. Türkiye'de de yaptık bunu. Ama şimdi bir kargo fiyatlarını düşünün. Diyelim ki 10 lira. Sizin bir ürünü tükettiğinizde üye olduğunda olamanız 10 lira. Benim bir limitim var, bütçem var. Yani bunu 100 bin insana yapamıyorum. Çünkü niye işte 100 bin insana çarpı 10 liram yok o işe ayırabileceğim diyelim. Ama bu insanlar denemek istiyor. Ve ben onlara geri bildirim de alabilirim ama o sırada işte ben bunu ekibe anlatacağım da bizim o takvimde, roadmap'te yer yaratacağız da kurumsal biraz daha biliyorsunuz hani bürokrasi, bürokrasiyle işliyor orada. Daha hiyerarşik. Mesela bizde startup dünyasında bir günde bir fikir denenir. Tutmuyorsa hemen kaldırılır da. Yani yapışmasına gerek yok üstünüzde o sizin. Yani neyse velhasıl sonra ben işte şunu düşündüm. Yani ben anne adaylarına gidiyorum. Bu insanların, kadınların saçı da var. Yani ben bir şampuan markasıyla bir araya gelsem bari kostu paylaşsak. Ben niye şimdi kendi markam için sınırlı düşünüyorum? Çünkü biliyorsunuz hani rakip markalar çok aynı aktivitelerde yer almamalıdır. Ben kendimi kısıtlıyorum. Bağımsız bir platform olsa bu. Aynı hedef kitleye ürün denetmek isteyen markalar bir kutuda bulursa. Sonra tüketiciye bu tamamen bedava olsa. Çünkü denemek hani ücretli olmamalıdır. Üzerine de tüketicinin fikrini duysak ve anonim bir şekilde markaya iletsek. Geri bildirimi değiştirebilsek. Yani sadece olumsuz bir şey değildir geri bildirim. Maalesef böyle bir algısı vardı. Ben bir parça olsun yaptığımız işin manevi boyutunda buna etki ettiğimize çok inanıyorum. Böyle başladı yani. Yapar mısın? Yapamaz mısın? Sonra tabii ki bu arada bu fikir aklıma geldi. Hop hemen gittim yerine olmadı. En az bir sene. Kaşınma duygu dedim. Hani mutlusun yerinde. Dünyada örneğini görememişim. Türkiye'de yoktu buna benzeri. Yani başka şeyler vardı ama böylesi yoktu. Dedim boş ver. Sonra aradan işte zaman geçti. Bir gün erkek arkadaşımla bir tatilde sohbet ediyoruz. Gerçekten tavla oynuyoruz ve o gün giydiğim bikini bile üstünde, aklımda yani. Hadi anlatayım mı anlatmayayım mı? Normalde ben böyle bazen iş çok konuşarak sıkabilirim yakın çevremi. Çok severim iş konuşmayı. Çocuğu şimdiden sıkmasam mı acaba? Beşinci ayda da anlatmasam. O zamana kadar anlatmamıştım bu fikri ona. Kimseye anlatmamıştım. Onu da anlatmadım. Kimseye bir de. Yok kimseye. Ve sen bir senedir içinde mi tutuyordun onu? Evet. Yani. Helal olsun. Bu çok zor bir şey ya. Ben anında erdim arıyorum falan aklıma bir şey girince yani. Ya çok pivot da edememiştim kafamda. Yani öyle bir, yani çok yoğundu da işim. Öyle vaktim de yoktu. Bir de hani böyle daha hayal gibi geliyordu. Neyse anlattım. O da dedi ki nasıl yani? Böyle bir şey Türkiye'de yoksa mı yurt dışında vardır mutlaka. Sen çok iyi bakmamışsındır dedi. Hakikaten çok iyi bakmamıştım. Sonra bir beraber search ettik işte dünyada var mı falan.
bir tane örneğini bulduk. Şu anda çok farklıyız onlarla. Yani hani yoğurt yiyişlerimiz acayip farklı. Ve bir baktım, birileri dünyanın bir ücra köşesinde, benim Avustralya'da bir firmaydı, hayalimin, yani en azından bazı steplerini çok aynı yapmış. Yani sanki şey gibi oluyorsunuz o zaman, yarın sabah bir anda bavullarıyla bunlar Türkiye'ye gelebilir. Ve benim bir an önce bunu yapmam lazım. Hop döndük, uçağa atladık. Benim işte emekli subay babama bunu anlatma journey'im. Hani baba ben işte kurumsal hayatı bırakacağım, ne diyorsun? Zaten eski şirketimden ayrılırken de bir şok yaşamıştı. O hani Coca-Cola çok iyi şirket değil mi? Niye ayrılıyorsun vesaire. Öyle öyle derken işte hayatımın en güzel kararı olmuş. Dene bulmaya başladık sonra. Yani global bir vizyona çıkmadınız mı ilk başta? Hani yurt dışında bu kadar çok örneği olmayan bir işse mesela, dene bunun yerine daha böyle global olabilecek bir isim olmaz mıydı? Veya yurt dışı olursa da oraya uygun lokal bir isim veririz gibi mi düşündün? Benim aklıma ilk bu geldi. Dünyada başka örneği yok deyince. Çok güzel bir soru bu arada. Gerçekten hani çok röportaja gitmişimdir, böyle bir soru gelmemişti. Kimse bunu merak etmedi mi hakikaten? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki global bir vizyonla başladık ama buna dürüst bir cevap vereyim. Bir maddi varlığınız vardır hali hazırda ve büyük oynayabilirsiniz. Yani ben bunu hiç Türkiye'de açmayayım, yurt dışında yapayım diyebilirsiniz. Hani bunun için ayırdığınız bir sermayeniz vardır. Ya da bu journey'den önceden geçmişsinizdir. Trial edin ya da etmeyin. Tadına bakmışsınızdır. Ama ben açıkçası buna başladığımda, inan kurumsalda aldığım maaş X TL ise, onu hiç alamayacağımda nasıl yaşayacağımın derdindeydim. Hani babamdan yıllar sonra 27 yaşında bir kadın olarak babamdan nasıl bana birkaç ay bakmasını isteyeceğim. Hani o, ben bu normları düşünürken ya şu an mesela düşünüyorum, bizim yurt dışında çok benzer başka bir platform var, Denable gibi. Geçen sene çok başka büyük bir firmaya satıldı. Ve hatta influencer. Sizin mi sattınız? Yok, biz değil. Ha, bizim biz değil. De... Bizim okay, değil. Tamam. Türk kurucusu olan. Türk benim... kurucu, okey. Anladım. Influencer diye bir startup. Hani ben birkaç sene önce, bir bu bahsettiğim yurt dışına örneğini gördüğüm o değil ama başka. Bir sene önce falan görmüştüm onları. Hatta tanışma şansı da elde ettik onların founderlarıyla. Şimdi Türk bir bey ama Türkiye'de kurmamış. Yani yurt dışında kurmuş bunu. Çok akıllıca bir hareket. Yani ben de çok isterdim bunu yapabileyim. Ama üniversite hayatımda da ben Türkiye'deydim. O zamanlar çok ütopik geliyordu, bir yere gitti orada kur. Ya da mesela yine duyuyorum yurt dışındaki Türk arkadaşlarım, girişimciler, orada başlayıp buraya getirenler. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ama ben burada doğdum, burada okudum, buranın şartlarına sahiptim. Ve sınırlı şartlarım vardı. O yüzden... Soruna bağlayacağım. Türkiye'de başladı. Sonra daha zor oluyor. O anlamda belki. Daha da bağlı yapıyor seni buraya çünkü bazı şeyler. Burada büyümek. Evet. Şimdi burada burası benim dünyam. Burası Denable'ın var olduğu yer. 2,5 milyon üye var. Ben o 2,5 milyon üyeye benim bir sorumluluğum var. Ben iş büyüdükçe bir de şu ülkede açayım diyemiyorsunuz. Çünkü community çok büyük ve o community'ye yeni bir şey sunmak benim için farklı bir ülkede onu run etmekten ilk başta hep, yani o yüzden bu kadar geç kaldık aslında. Daha önce yapabilirdik ama işte biz review platformuna çevirelim Denable'ı. Tüketicilere sadece kutular değil, bir ürünü satın almadan önce okuyabilecekleri müthiş bir dünya sunalım. Şu anda artık şunu diyebiliyorum. Ülkemde gösterdiğiniz başarıyı diğer yerlerde de gösterebilmek dileğiyle diyebiliyorum şu anda. Başladık, anlatırım onları da. Sonra isim de şöyleydi. Hiç global isim düşünerek ilk başta başlamadık. Bu ülkeye bir şey yapıyorsam ben bunun recall edilebilir. Ve bir günlük cümle içerisinde kullanılan bir cümle olmasını çok istedim. Yani dene bunu, hayatınızda çok yerde kullandığınız bir şeydir. Kabinde kıyafet giyiyorsunuz, anneniz gelir atıyorum, dene bunu der. Ya da abi çok iyi bir oyun çıktı, dene bunu dersin. Hani bunun bir şeyi yok. Çok geniş bir kavram. Ben aslında getire benzettim yani. Tabii, o da tabii. Günlük hayatımızda çok kullanıyor ve işlevini direkt anlatıyor sana. Ne olduğunu. Aynen. Kendini getir, anlatan, aynen. Kendini anlatan aynen. Domain herkese nasip olmaz bu arada. Yani aynen. Direkt domain alma hikayemiz de çok farklı bir hikaye. Nasıl oldu? Geçenlerde burada evde benim bir kutum var. Kutunun içinde şeyler var işte.
böyle ilk günlerki defterler yani onlar müzelikten. İlk kurduğum laptop olan da hani böyle şey çok benim müzelik gibi. Neyse, kazandığım para o da duruyor mu? Kültürümüz yani. İlk kazandığım kazandığım para ki, çerçevede tabii. Falan hani. Yok çerçeve. Çerçevede değil kasada çünkü 1100 fatura demiştim hatırlarsan. Yok o çerçevede değil de şey yani ilk EFT yapıldığı zaman bir screenshot almış. Kendime vardır. Çok güzel ya. Çok güzel şeyler bunlar. Sonra tabii o şey yani gidiyor tabii. Yani ona kapılmamanız gerekiyor. Bir rakam benim için her zaman öyleydi. Çok parayla da işi ve alakası olan bir insan da olmadığım için ben hep ona bir istatistik gibi bakıyorum. 3'ten 5'e gelmedi. 5'ten 10'a 15'e çıkmalı. Neyse o dene bunu. Bunu dene. O dene bunu. İşte hatta anlatayım. Denesem domainine ben bir ara çok takmıştım ve çok istiyordum. Denesem. Ama işte bir yerde İzmir'de o civarlarda Denese diye bir tekstil firması vardı. Ve hani domainde şey olabiliyor ya benzer olduğunda sınıf farklı olsa da alamıyor biliyorsun sen. Ben aradım. İşte benim babam da Aydınlı. Acaba siz bizi şikayet etmezseniz ben alayım mı falan. Ulaşamıyorum böyle arıyorum falan. Sonra yani tabii insanlar da şaşırdı o dönem. Bir de doğru kişiyle konuştum onu da bilmiyorum. İnternetten buldum numara arıyorum. Sonra risk almayalım dedim. İşte bir deneyi düşündük bir ara. Sonra bir denem gibi garip bir şey olur mu? Hani böyle ondan sonra dene beni. Acaba biraz şuh mu olur? Hani evet. Gerçekten bayağı hani çok uzun bir süreydi. O çok vakit alıyor zaten aklımızda. Şimdi yurt dışını açarken dene bunuyla başlıyoruz. Ama ileride bir çatı isim yakın bir gelecekte düşünüyoruz. Çünkü şeyden dolayı değil ya aslında ben Türk ismin duyulmasını çok isterim. Yani Türk bir isim. Ya bir de dene bunu diyorlar. Hani deniyor. Denilebiliyor. Zor olmuyor zor yani değil. Gördüklerinde. Okey tamam. Dene bu çok kolay diyorlar. Dene bu. Nusunu atarsak da çözebiliyoruz belki ama onu da kıyamıyorsun işte. Mesela Getir örneği verdik. Getir ne yapacak acaba? Hiç onu bilmiyoruz değil mi? Söylemediler onunla ilgili bir şey. Söylemediler. Aynen. Belki yani ben Getir'e devam etmezler diye bu arada tahmin ediyorum. Bu tamamen tahmin. Ben sohbeti böyle bir tık geriye alacağım ama o içimde kalan soruyu sormak istiyorum. Siz kolları sıvadınız. Ya sen hatta çoğunlukla. Ama ondan önce bu bir senelik dönemde girişimciliğe bir ilgin arttı, bir şeyler okuyayım, bir şeyler izleyeyim veya işten ayrıldıktan sonra böyle babanla konuştuktan sonra belki arkadaşlarınla veya belki bir ortak arama sürecinde kendini böyle beslemeye başlamışsındır elbet diye düşünüyorum. Hem bu süreç nasıl gelişti hem de senin dene bunu artık hani domainden sonra içini doldurma tarafı ilk adımların neydi? Yani şöyle, benim aslında hep yani üniversiteden mezun olduğumdan beri ya ben hep kendini doldurmaya çalışan biriydim. Yani işte finans yapmam, pazarlama yapmam, üniversitede muhasebede yaptım hani staj olarak vesaire. Aslında her şeyi deniyordum. Ve şeyi hatırlıyorum böyle, işten çıkar, işte, dene bunu fikrinden çok önce. Böyle etkinlikler vardı işte female oriented Turkish bean etkinliği doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum yani söyleyeyim. Ya ben çok küçüktüm üniversite sonunda falan giderdim onlara ve dinlerdim işte girişimci kadınların hikayelerini. O zamanlar tabii bu arada bu kadar bizim yaşlarımızda girişimciler yoktu. Daha eskiden bir sektörde olan başarılı iş kadınlarını ben dinleme şansı buluyordum. Şu anda bir de çok var yani böyle podcastler ya da programlar, röportajlar, dergiler, köşeler. 2015'e Google'layın hani bu kadar yoktu maalesef. Ve açıkçası ben biraz kendim keşfederek buldum. Bir de ilk yani buna karar verdiğimde yaptığım şey çevreme çok danışmak oldu. Yani o fikri anlatma korkusunu attığım anda herkese anlattım ve herkesten fikir aldım. Yurt dışındaki arkadaşlarım, burada tanıdıklarım, eski şirketimde çalışan insanlar, yani bu fikir nasıl diye herkesin bir artısını eksisini dinledim fikirle ilgili. Bir de düşünüyorum, yani kitaplar falan da okudum ama açıkçası herhangi bir ben hızlandırma programı vesaire öyle bir sürece girmedim.
Yok, Aslında yoktu onları yani. Hani tamamen bilmiyordum. soracaktım. Yok. Biz Bilmiyordum. bayağı ellerimizi şöyle sıvayıp Barış'la, co-founder'ımla beraber girdik. Barış'ı nereden tanıyorsun? Barış'la biz aynı şirkette çalışıyorduk. Aslında o O, yurt onu dışında gittin yaşıyordu. zehirledin mi peki? Öyle mi oldu Aynen. süreç? Keşke o olsa da o anlatsa. O çok güzel anlatıyor bu hikayeyi. Her tanıştığımız yatırımcıya da öyle anlatıyor. Bir gün ben Barış'a dedim. O zamanlar yurt dışında yaşıyordu. Ama ya yani aslında birbirimizin internal customer'ıydık gibi düşünebilirsiniz. Yani ben marketingdeyim. O dijitale bakan daha IT ekibinin global tarafında. Ben mesela web sitesinde bir şey yapılacaksa aslında Ona ondan request söylüyorsun. istiyordum bu şeyi. Aynen. Ve çok da sevdiğim, saydığım biriydi. Ama kurumsalda da bir yandan korkuyorum. Beni duyarlarsa fikrimi, bu kız nasıl gidecek deyip beni çıkarırlar mı, ne yaparım ederim falan. Neyse ben bir gün Barış'ı aradım. Dedim ki benim bir arkadaşımın bir fikri var. Bir bakın en yanlış cümleyi kurdum. Hayatımda bu cümle dışında yanlış cümle kurmamışımdır. Ve Bir böyle güven yazılımcı temellerine arıyor. dayalı bir Hayır, şöyle yanlış cümle kurdum. Aynen bir yazılımcı arıyor bir de. O da dedi ki bir yazılımcı değil de bir aslında partner arıyor olmasın o arkadaşım. Anladı tabii ben oldum. Sonra Barış Türkiye'ye geldi o dönemlerde. Neyse ben buluşma ayarlayayım size falan diyorum. Barış'ım benim hani ama kimseye söyleme şimdilik olur mu? Sonra da işte gerçekten çok güzel partner olduk. Bence bu işteki en büyük rol ve en önemli şey o. Barış daha Buradaki teknik bir adam olarak ben hayal ettim. Doğru mudur? CTO'muz. Yani Evet, CTO, ha doğru. okey. Yani Aynen. CTO direkt ben isim vermek istemedim ama CTO Barış yani O aslında. üretiyor, ben satıyorum. Ben Aynen. ticari taraf, ben daha bunu pazarlayan, satan, o product'ı dizayn eden, o product'ı şekillendiren. Ama biz hiçbir zaman bu arada kendimize bu kalıpları da koymadık. Yani bence zaten eğer bir insan ortak seçiyorsa bir kendine, o da beni seçti çünkü bu böyle bir şey. En önemli şey şu, o uzaktayken ben burada HR'la ben ilgileniyorsam, yani bakın ben hayatımda bir stajyer arkadaş yönetmiştim. Şu anda 30 kişilik bir ekibim var. Ben her zaman ekibime de onu söylüyorum. Ben de sizi de öğreniyorum. Hatam olabilir. Yani ben hayatımda vantuvanlar yaparak büyümedim. Ya da bir zam kağıdı vermedim. Bana hep verildi. Ben alan taraftım. Ya da bu süreçleri bilmiyordum. Ve Ben de sizdenim. ya gerçekten öyle ama yani beraber büyüdük hani bütün ekip hele eskilerle ilk günleri bilirler 4 kişiydik şimdi 30 oldu ve ben hiyerarşi seven biri de çok değilim sizi sistem bazen oraya itiyor ama bu şundan yetişemediğiniz için siz de bir insansınız yani bir yerde point of contact sayısı bazen hakikaten yani insan olarak ve hayır diyemiyorsunuz ben asla diyemiyorum ve hayatı kaçırıyorum o yüzden çoğu zaman ama mutluyum yani mutsuz değilim. Neyse mesela ben Barış'ı arardım. Barış, işte insan kaynakları soru soruyorum. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. 4 sene, 5 senedir beraberiz dene bunda. Bir gün bile bu benim konum değil dememiştir. Ve benim de ekibimdeki her arkadaşımda aradığım en önemli özellik de bu. Yani öyle bir şey ki girişimcilik ve startup. Tabii ki kurumsal gibi olalım. Herkesin çizgileri belli olsun. Bu zaten efficiency için çok önemli. Ama ekleyen yeri geldiğinde şu şeyi ben kasayı da bir koliyi kaldırayım sana yardım edebileyim diyebilmeyle hiçbir farkı yok yani. Biz o Kesinlikle. yüzden birbirimizi çok tamamladık. Çok da beraber mutlu. O zaten sonra Türkiye'ye temelli döndü. Öyle güzel. Devam ediyoruz şimdi Şahane birlikte. valla. Ben hemen şey minik sorayım. Siz aslında daha çok bütün şirketlerle görüşen, B2B satmaya çalışan ve B2B satan hatta direkt bir şirketken ne oldu da biz bunu B2C'ye çevirelim? Yani aslında hala B2B İkisi bir arada gibi bir aslında. şey değil mi Aynen. bu? Evet. Evet, ya o çok B2B'si. enteresan bir şey. Değişik bir duygu. Yani hem B2B hem B2C kasa olan bir şirketiz. O kültürü iki karakteriniz olması gerekiyor. Yani bir konuya hem markanız gözünden bakabilmek hem de tüketici gözünden bakabilmek müthiş önemli. Yani bu her anlamda ürünlerin seçiciliğinde ya biz gerçekten markalarla çalışırken çok seçici davranmaya da çalışıyoruz. Yani illa hani para kazanalım diye markalarla çalışmıyoruz. Bu çok önemli.
tüketicinin beğenmesi önemli. Yani beğenmediği bir ürünü ben başka bir tüketici kitlesine denetmem. Doğru da olmaz. Burada iki tarafta evet var. O yüzden bizi çok geliştiren bir şey bu. Sorunun başını unuttum ya. Aslında tamamen şeyden bahsediyorum. B2B'den biraz daha B2C'ye ağırlıklı olan o abonelik modeline aslında nasıl bakınca... Nasıl başladı? Nereden esti ve... nereden esti tamamen? Yani şöyle esti. Bir en hani içgüdüsel cevabını söyleyeyim. Okay. Bir de gerçekten daha profesyonel cevabı. Biri 1 milyon üyeye geçtiğimiz zaman çok basit bir denklemle ve bu belki de bilmiyorum hani o ticaret hayatına girmenin verdiği şey de olabilir. Ya 1 milyon üyemiz var. Bir denesek ne olur hani belki alırlar mı? Alabilirler hani. Çünkü alırlarsa... içeride aslında potansiyel müşteri hazır. Tabii. Aynen. Yani 1 milyon üye var. %10'u alsa. Hani 10 liralık kutu olsa fena değil. Hani. Her zamanki matematik. Ya ama bu tabii ki bunun olmadı. Şöyle oldu. Gerçek asıl sebebi söyleyeyim. Bu da tabii ki bir fact, hep merak ettiğimiz. Acaba mesela hala bu arada insanlar söylüyor bazen. İşte ücretsiz kutuları tamamen ücretsiz gönderiyoruz ya kargo ücreti almadan. İşte kargoya 5 TL alsanız ne olur? Şimdi aslında tüketiciler tabii bunu bilmiyor ama biz arkadan bütün kargo maliyetini, dağıtım maliyetini, kutu üretim maliyetleri ciddi maliyetler. Yani bu zam geldikçe motorine ya da kargo, işte zor bir sene geçirdik pandemide. Hani burada bir zam geldiğinde biz bunu direkt markalara her zaman yansıtamıyoruz. Ve ne olması gerekiyor? Biz bunu tüketicilerimize hep bedava götürmek istiyoruz. Ücretsiz kutulardan bahsediyorum. Ayda işte 60-70 bin dağıttığımız adette. Orada bazen diyorlar 5 lira, 2 lira en azından bir ücret alsanız hani size de kolaylık olur. Bunu müşteri mi diyor yoksa? Yok, arkadaş çevresi. Ha, peki abi, tamam. Müşteri demez. O kadar yani tatlılar diyen oldu. Diyen kesin de oldu. Olmuştur. Ben kargo ücreti vermek istiyorum. Bana çıkmıyor. Bana çıkarır mısınız diyen de oldu ama konu o değil. Yani biz markanın verdiği o arka taraftaki algoritma çok önemli. Barış'ın içeride işte ekibiyle geliştirdiği. Yani markanın bir marka bir kutudaki çiçeksi kokular seven ve cildi akneli tüketicilere ve Ankara'da Keçiören'de oturanlara ulaşmak istiyorsa ben o üyelere ulaşmak zorundayım. Bu bir fokus grup çalışması çünkü aslında. Aynen. Bu bir araştırma baktığınız zaman. Aynen. Aynen öyle. Hızlı, büyük örneklem. Bu ikisi bizim için olmazsa olmaz. Aslında fark yaratmaya çalıştığımız şey de bu. Bunun katma haricinde, değer kısmı da çok büyük oranda bu. Aynen. Aslında yani tabii ki bunlar espri. Az önceki söylediğim şeyler yani. Bunlar bir arkadaş sohbeti ortası konusunda fikir verilen konulardı. Ama asıl şeyi söyleyebilirim. Asıl şey şuydu. Biz hiçbir zaman sadece lüks markalarla çalışalım, sadece mass markalarla çalışalım gibi bir strateji izlemedik. Biz herkese servis vermeliyiz. Üyelerimiz de aynı şekilde. Türkiye'nin bütün illerinden, bütün demografik farklılıklara da farklı ilgi alanlarında üyelerimiz var bizim. Zenginlik bizim için bu farklılık. Ve aynı şekilde markalarda da inanın 1000 TL'lik bir ürün de dağıttık. 1 TL'lik bir duvar yapıştırıcısı da dağıttık. 50 kuruşluk çikolata da dağıttık. Hani bizim için ya da bir 1500 liralık bir printer da denettik. Bizim için burada önemli olan çeşitlilik. Ama bir noktada şu oluyor. Bazı premium markalar, exclusive markalar, mass markalarla işte home care kategorisinde örneğin diyelim, bir araya gelmeyi tercih etmeyebiliyorlar. Evet. Yani çünkü daha özel bir servis istiyorlar çok haklı olarak. O noktada bize bir şey diyorlardı. Premium bir box yapsanız nasıl olur? Hani aynen ya yani daha kapaklı kutu, işte daha sadece kozmetik, lüks kozmetik ürünlerin olduğu kutular olsa. Sonra hatta işte diyorlarken bunları tüketiciler denemek için çok ciddi indirimlerle ama ücretle işte %70 discount'tur bizim her zaman aldığımız barem. Yani sektörde exclusive kutularımızın içeriği diyelim ki 100 TL içerik değeri. Onu biz 30 liraya satarız. Hani 80'e satmayız hiçbir zaman. Çünkü bizim oradaki amacımız bir e-commerce olup para kazanmak değil.
Bizim oradaki amacımız tüketiciye aklında hiç olmadığı olmayan bir markayı ya 30 lira hani 20 lira bu ürün alayım ne kaybederim? Şimdi hani bizde ne bir zaman? Deneyeyim. Hani o algı bariyerini böyle olabildiğince aşağı çekip. Bir deneyeyim yani hani dedirtebilmek. Çünkü yani şöyle düşünün 700-800 liralık kremler var artık. Ya yani fiyatlar bu ekonomiden dolayı çok zam almak zor. Zam geldi bazı ürünlere, kategorilere. 700 TL'lik bir ürün. Şimdi onu aldığında bir tüketici onu beğenmezse eyvah. Yani o atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ve denemeden bilemiyorsunuz. Ama o marka premium bir marka olduğu için bizim ücretsiz kutularımızda 10 bin kişiye ulaşacak belki bir bütçesi ya da o kadar ürünü olmayabilir çok doğal olarak. O zaman işte premium box'larda gerçekten hem markaya bin hem tüketiciye bin bir şey yaratabiliyoruz. Markamız da orada gerçekten o denemek için az bir meblağ da olsa bir meblağ ödeyen tüketicimiz o da mutlu oluyor. Böyle böyle ekskluzif kutuda oldu. Çok çok ve tabii o ki çok mantıklı bayağı bu arada. Şu anda zorluyor B2B. Yani biz tabii ki ağırlıkla hani şu an yüzde paylaşmam doğru olmaz ama çok büyük bir ağırlıkla B2B şirketiz. Yani faturasal olarak bahsediyorum ya da hani ciro satış oradan geliyor çoğunlukla. Ama özellikle 2020'de tabii bu evde kal kutuları yaptık. İşte pandemide kutularımızın içeriklerini hijyen ürünleri ekledik. Hani tüketicilere faydası olması için. Yani B2C taraf bayağı hızlı bir atağa geçti. Ben tam onu Biz de o sayıda. soracaktım bu arada. Şimdi ben rakam olarak ne biliyorum? Şu an Denebun'un ekibi 30 kişi olduğunu biliyorum. 2,5 2,5 milyon milyon üye. üye olduğunu biliyorum. Ama bunun kaçı mesela eksklusif Çok dediğimiz yüksek paketin? oranda da kadın olduğunu tahmin ediyoruz Ben de ya. öyle Ama tahmin acayip ediyorum. yüksek oranda. Bu algı Söyleyebilirim doğru o mudur? gizli değil. %90 kadın Aa, çok iyi. platformumuz. Yani bu arada yurt dışındaki benzer platformlarda da oranlar böyle. Yani 80 Tabii. en son 7 idi. Oynuyor hani 87, 88 falan 90 Ben üye civarında oldum, diyebilirim. bekliyorum kutumu. Yani henüz daha hiçbirinin hedef kitlesinde değilim ama Ama açtım erkek ellerimi, çok bekliyorum. çok erkek kutuları çıkıyor valla hani Ya kesin, bana ya o geçen. kadar şanslıyım ki çıkacak şeyi söylüyorum. Tıraş köpüğü, tıraş bıçağı. Ben sakallı bir adamım. Belki o yüzden çıkmayacaktır bana için. Evet bak bu algoritmayı bilmiyorum yani ankette o soruları doldurduysan doldurmadıysan Ben çıkmayı yüzde yüz bilemezsin. profilim %100 yani. O kadar Öyle kutu çıksın istiyordum, %100 doldurdum. Ya o algoritmayı inanın ben de artık çözemiyorum. Çünkü gerçekten sistem bizden daha iyi biliyor. Yani ben bazen demo yapıyoruz. Hani doğru kişiye doğru ürün çıkıyor mu diye kontrol ediyoruz kutuları yayınlamadan önce. Ekip kontrol ediyor. Ben de öyle bir böyle bakıyorum bana çıkacak mı diye. Diyorum ki filtreleri biliyor muyum şimdi? Yani çok filtre var, çok query'de yani bir sürü ihtimal var. Aynısını dolduruyorum baka baka o sistemden. Çıkmıyor. Sonra diyorum ki neden çıkmadı? Çünkü mesela şuyun olmamış hani bir önceki yorumlarını doldurmamışsın. Ya da sen şu bonus question'ı doldurmamışsın. Ya da sen bu soruda her şeyi seçmişsin. Ama bizim oradaki arka tarafta o datayı analiz ederken baktığımız şey hangi cilt bakım ürünlerini kullanırsın da her şeyi seçiyorsa eğer bir tüketici bazen o da eleyici olabiliyor. Evet. Yani sadece işte A'da kategorisindeki ürünleri düzenli kullanıyorum diyenler örnek veriyorum. Yani bu ya biz Doğu Anadolu'daki veganlara gittik bir projede ve gerçekten hani bu çok önemli bir şey. Ya da Üç spesifik kişi. Üç kişiyi bir bulmak yok çok hiç üç zordu. kişi değil binlerce kişiydi gerçekten. Aa. Yani tabii ki o hani et ya da o tarz hani beslenme yani kebaplar vesaire oralarda Ben de tabii evet ki. oradan düşünüp şaşırdım. O yüzden öyle Aynen. dedim yani. Yok yok binlerce kişi vardı. Ya da İşte mesela en ön yargılı önemlisi olmuyoruz. Dene bunuya aynen. gidiyoruz yani markalar. Deniyoruz Bu değil mi? sizin için Kesinlikle. aynen. Bu sizin için bir provaydı. Biz bazen markaları şey yapıyoruz bu arada. Yani şimdi markaların hani kendi bir mesela dene bunu bir kadın mıdır, erkek midir? Kaç yaşında da hani profiling Evet yapılır tabii. ya. Şimdi her markanın var bir profilingi. Bazen markalar diyor ki 18-40 yaş diyelim ki kadın artı aktif sosyal hayatı olan hani hareket eden bir kadın profil diyelim. Deneyen kitlesi 30 bin kişiye ulaşmışız. İşte 28 bin diyelim ki anketi doldurmuş. Bu anket denedikten sonra tüketicinin doldurduğu anket. Ve bir bakıyoruz sonuçlara. Aslında en potansiyel almayı düşünen kitle o deneyen kişilerden. Markanın hiç beklemediği bambaşka bir kitle. Yani bazen zannediyorsunuz ki
pahalı kozmetik ürünleri. Ben bunun mesela üniversite çağlarında en güzel örneğiydim. Gelir düzeyim default hani XTL'nin altındaydı. Ama kozmetiğe harcadığım rakam aylık işte 200-300 TL'nin üstündeydi yani daha öğrenciyken. Hani o zaman benim harçlığım neydi ki yani herhalde diyelim ki 500 lira hani yarısından fazlasını ürün almaya veriyormuşum üniversite. Şu anda sıfır yani hiçbir kozmetik harcamam yok artık ama o duyguyu kaybettim çünkü. Kulardan çok, düşen. Her demin gözünde var ya bunu söyleyeceğini gözünde gördüm. Yok ya bak kulardan şurada sizi banyo. Kulardan eksilen ürünler. Hiç bir şey söyleyeyim mi? Öyle olmuyor. Banyo dolabımı göstereyim. 3 tane ürün var. Yüz temizleyici jelim yok. Hani ve yani suyla yıkıyorum artık sadece. Şeyim gitti. Çok güzelmiş. Rakamlara devam edecek olursak sanırım 9 milyon lira mı aldınız şu ana kadar? Yani 2018'de 2,5 milyon lira seri A mıydı? 2018'de biz seed aslında tohum olarak aldık. Tamam. Tohum diyebiliriz. 500 bin dolar almıştık. Ha. Şu anda da yaklaşık işte bir 860 bin dolara, 850 bin dolara yakın bir rakam aldık. Yani işte 6,5 milyona yakın bir şey oluyor. Onu da çok yakın zamanda aldınız zaten. Bir ay önce aldık. Aynen. Hayırlı olsun. Aynen. Nedir şimdi? Ha, o zaman gelelim en güzel kısma. Şimdi siz bu yatırımı nerede harcayacaksınız? Dene bunun gelecek planı ne? Bizi artık yani kapanışa da yaklaştığımıza göre bunları böyle güzelce anlatırsan biz de gönül rahatlığıyla kapatırız. Uzun süredir üyelerin özellikle çok istediği ve bizim de çok yapmak istediğimiz ama bazen biz girişimcide hani roadmap sonsuz uzun oluyor biliyorsunuz. Abi. Hep böyle utanmasak da çalışır bir product'ımız olsun dediğimiz o product'ı artık deni bununla yakışır bir şekilde çevirmek için application'a başladık. Yani işte bir 4 ay sonra falan app'imizi umarım download edin diye arkadaşlarıma rica edebileceğim o story'yi paylaşabiliyor olacağım. Biz de kesinlikle paylaşalım. Genelde bu app çıktığı dönemlerde özellikle startuplar ve biraz daha erginliğe yaklaşan startuplar hem logosunu hem yani komple brandingini, sitesini, arayüzünü falan değiştirir. Siz böyle köklü bir branding yani rebrandingi düşünüyor musunuz yoksa sadece uygulamayla mı? Biz logomuzu çok seviyoruz. Biz renklerimizi de seviyoruz. Biz standart iş sevmiyoruz. Yani şey, yıllarca o işin içinden geliyoruz ya. Hı hı. Hani biz branding'i organik yarattık. Yani biz bir reklam harcaması yaparak, buna gecelerce kafa yorarak yapmadık. Tüketici neyi daha çok beğendiyse o rengi ekledik üstüne. Hı. Web sitesi ona ekledik. Ha tabii ki arayüz değişecek elbette yani tasarımlar vesaire ama hani 4 sene önceki aynı tasarımları kullanıyoruz. Sevgili Barış'ın yine buradan onu anayım. İçine sinmeyen o zamanlar çalıştığımız arkadaşlardan içime dışarıdan hizmet aldığımız firmada içine sinmeyen şeyleri kendi tasarladı. Şu an mesela İngiltere'nin sayfasında hala Barış'la benim parmağım vardır. Yani 2 gece önce bir şey içimize sinmedi. Tek tek oturduk onu çizmeye başladık. Şey, Figma mı bir programda bir şey bakıyordu Barış. Hemen böyle bana da öğretir misin diye bozdum sonra bir şeyleri falan. Yani biz parmağımızın değmesini seviyoruz böyle konular ama şu anda tabii ki daha professional bir şekilde ve daha denine buna yakışan düşündüğümüz bir site tasarımı çalışıyor olacağız. Evet, bunlardan bahsediyorum aslında. Site tasarımı, application işte en önemlisi. Ama bu aslında yatırım alma sebebimiz app değil tabii ki. Bu yatırım alma sebebimiz yurt dışı açılım. İngiltere açılımını yapıyoruz. Başladık, yani şöyle başladık. Her şey hazır. Yani web sitesi, oradaki dağıtım partnerimiz, bütün hani paperwork süreci hazır. Şu anda satış sürecindeyiz, markalarla görüşme. Tabii orada şu anda henüz dene bunun 2016'daki buradaki günleri gibi ufak bir noktadayız. Hı hı. İnşallah çok hızlı bir ivmeyle bunu arttırıyor olacağız. Bir ay sonra yaklaşık lansmanı yapmayı orada düşünüyoruz. Planlıyoruz. Planlarımız bu şekilde. Az kaldı. Henüz geri sayıma basmadık. Çok bastığımızda heyecanlı. Haber veririz. Aynen. Çok peki, heyecanlı. İngiltere, yani pazar olarak İngiltere'yi seçmenizin sebebi ne? Çünkü şöyle, yani bence zorlu bir pazar yani. Oradaki ama çok da mantıklı orası için bir açıdan. Ama bilemiyorum. Kitle kafam yine çok hem karıştı. Kadın olacağını düşünürsek ya ürünlerin de aslında biraz daha hem hijyen, ev bakım, kişisel bakım falan düşününce İngiltere çok ciddi bir harcama yapıyor. O yüzden mi evet, acaba? Aynen. Aynen. Yani şöyle, dünyanın Avrupa'ya ben şunu inanıyorum. Avrupa'ya pis mi dediniz önce?
Hayır, dedi. Bakımlı dedim. Salak. Kestik. Ya şöyle. Yani şöyle. İngiltere, yani biz de şuna bakıyoruz. Dünyanın her yerinde free sample herkes tarafından sevilir. Ben buna çok inanıyorum. Bunun yaşı, cinsiyeti, gelir düzeyi yok. Yani bunu benim annem de çok seviyor, ben de çok seviyorum. Arkadaşlarım da. Migros'a girerim ki bedava bir şey verseler de yesem çıksam yani. O kadar seviyorum. Değil mi? O sucuk tadımları olabilir. Yani zeytin falan. Yani, maltı, puding, Allah neredeyse. Ben tüketicilerin her yerde bu fikri seveceğine çok inanıyorum. Bizim burada ilk baktığımız pazar büyüklüğüne bakarken B2B bir firma olduğumuz için B2B harcamaları, reklam harcamalarının nerede daha yüksek olduğu. Türkiye'de eğer bir harcıyorsa bir marka, orada 10 harcıyorsa bizim için, yani harcamak değil aslında, yatırım yapmak, reklam yatırımı bizim için doğru yerdir diyebiliyoruz. İngiltere'de bu anlamda çok büyük bir pazar. Ya bir kere inanın ben çok şeyi severim, hani sahaya inip fotoğraf çekip işte markalara bakmayı, recall etmek için sonra. Çekecek bitmedi. Yani o Boots'a girdiğimde hani tanıdık markalara mesela şu anda sağ olsunlar bize referans oluyorlar. Ama bilmediğimiz o kadar çok marka var ki. Bir de şey olmuştu. Bir markamızın UK based bir marka aslında Türkiye'de lansmanı olmuştu. Türkiye'ye ekip gelmişti. Region'daki ekip. Ve benim onlarla tanışma şansım olmuştu. Fikri çok beğenmişlerdi. Böyle bir ihtiyaç olduğunda birinci ağızdan duyduğumuz zaman dil lokal, yani şey İngilizce hani oluşuyor. Daha kolay bir entry aslında pazara. Artı aynen, büyük pazarın çok güzel bir simülasyonu. Yani orada tutunabilirseniz. Pre-Amerika. Bu aynen öyle. Tam bir pre-Amerika. Ekonominin de zaten kalbi olan bir yer. O yüzden İngiltere'den yana seçimimizi yaptık. İleride umarım daha fazla lokasyonda da bunu uygulayabiliriz. Vallahi inşallah. Hiç kuşkumuz yok. Hem uygulayacağınızdan hem de başarılı bir süreç olarak ilerleyeceğinden. Sohbet için teşekkür ederiz Duygu. Bence hem ben keyifli hem de ederim. Çok çok güzel şeyler de öğrendik. Hani senin hem şeffaflığın hem samimiyetin bizim bunu yapma nedenimiz. Yani her hafta her hafta. O yüzden geldiğin için, kırmadığın için teşekkürler. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Benim için de çok keyifli oldu. Standardın dışı bir röportaj ve sohbet oldu. Gerçekten sohbet gibiydi. Yayında olduğumuzu unuttum bir ara. Evet evet. Hatam olduysa affola. Herkese şu an bizi hatta canlı yayında 4000 kişi izliyormuş. O zaman şey, tek yayında sorduğu şey buydu yani. Sürekli bugün canlı yayın mı, canlı yayın mı? Bugün yayında ekskluzif kutu var diye hemen o zaman bir aldım. Hemen iyi. Ürün yerleştirme. Ben kapatayım mı izninizle? Ekleyeceğiniz veya soracağınız bir şey yoksa. Arkadaşlar bizleri dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Burada 4-5 senelik bir hikaye değil mi? Dene bunu. Yanlış şimdi söylemeyeyim. Evet. 2016. 4-5 evet. Senelik ve artık böyle startuptan biraz daha scale-up'a doğru ilerleyen çok çok keyifli bir girişimi dinledik ve Duygu'yu tanıdık. Baştaki duyurularımızı sen tekrar etmek ister misin Erdem? Evet. Bizi özellikle Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip ettiğinizde bir de profildeki linke ve YouTube'dan izleyip dinliyorsanız aşağıdaki linkte Patreon şeylerimize, paketlerimize göz atmanızı çok isteriz. Duygu'ya tekrar teşekkürler. Yani dene bunu. Benim için tabii ki birkaç tecrübem de var baktığım markalardan dolayı ama böyle iç dünyasına girip birinci ağızdan dinlemek çok başka oldu. Love markım olabilir. takip edeceğim. Yakın zaman, yakından yani. Harika. Çok mutlu oldum. O zaman bir sonraki hafta başka bir bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.